Herkese merhaba, ben Şenol. Aksiyonlar bir fragmanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümde ilk Esplas'ın şeyini deneyeceğim. Çalışmazsa başka mod bakacağım. Hatcher diye bir şey getirmişler Esplas'a. Dediğine göre çevreden yumurta alabiliyor. İçindeki inventörüsünde yumurtayı %1'e kadar geliştiriyor mu diyeyim artık. Yani çatlamasına yaklaştırıyor. Orada duruyormuş ama. %1'de duruyor. Çevredeki dinozorların da dışkılamış. Requester Reef Feathers. Bir dakika. Çevredeki şeylerin, hayvanların yumurta atmasını da hızlandırıyor. Tek sıkıntısı ilk yapımında yumurta istiyordu. Yumurtayı kodda çıkardı. Nerede o? Şuradaki arkadaş. 20 tane dinozor yumurtası istiyor. Ben hiç fark etmemiştim bunu. Yani onu bekleme şansım yok. 20 tane jumpy yumurtası çıkarttım. Keratinim samanım var zaten, sıkıntı değil. Bunu içeri koyamam herhalde. Çatıya mı koyayım ya? Değil mi? Çatı mantıklı. Yumurtayı alalım. Yumurta. Sen de değil mi? Bir saniye abi. Kafayı çeksene sen. Aynen, yumurta burada. Senin de için biraz karışık. Neyse, kalsın şimdi köyde. Yalnız gübre istiyor. Çalışmak için. Dur bakayım. Bir konduralım bir bakalım. Anlarız şimdi ya. Ak koyun, kara koyun. Oha. Dur koyayım mı? Vallahi oldu be. Biraz daha geri alsam fena olmaz. Ya neyse, tamam almayayım. Boş ver. Düzeltirim ben sonra. Evet. Ne kadar gübre istiyorsun acaba? 100 puanlık aile sorusu. Bizimkilerden sıçan var mı? Sıçıyorsunuz mu lan siz hiç? Bakayım. Eskiden zeydi, sonra artı yaptılar onu değil mi? Henüz sıçma hazır değilmiş bu. Utanmıyor. Henüz sıçma hazır. Arkadaş sıcak var mı? Allah Allah. Sakin ol lan. Bu tribi bu. Aha. Aa, geçiyor lan kör topa. Sıçar mısın? Ben sıçar mıyım? Ya nerede benim beyaz bebeklerim? Gel buraya. Bir daha yedirteceksiniz bana. Kusurma sesi duydum. Yukarıdaki şu an teknik olarak herhangi bir gübre toplamaması lazım. Yok, yukarıdaki sonradan herhangi bir gübre toplamıyor ki. Şöyle bastığımda da oluyor muydu? Oluyordu galiba. Herhangi bir sıçma sesi duymuyorum. Kendi ince mi oluyordu ya? Bakabilir miyim? Evet, çat. Bir tane zaten. Değil lan. Bir tane zaten vardı. Sıç, ulus tego. Ütünün altına duruyor. Neyse, ben onu sıçtırırım ya, sıkıntı değil. Bir çalışıp çalışacağını bakalım da. Gübre istiyor. Teknik olarak. Oh, çok şükür ya Rabbi. Kilidi aç. Show wrench. Stop collecting eggs. Switch to tech generator. Oha. Switch to tech generator. Bayağı gübre istiyor bu o zaman ha. Deme ya. Esplast herhangi bir gübre yapması bozingosu var mı? Hiç sanmıyorum. Requires re-fertilizer for fuel diyor. Bakıyorum bir saniye. Fenomen dertimiz var. Çok güzel. Tebrikler. Gübre yapmam lazım. Oh oh. Ben bir bakayım bunu nasıl hallederim. Ya an itibariyle var ya, çok boyumdan büyük işe karıştım hakikaten. Hiç düşünemedim o kadar. Nubluğa bağladık. Öncelikle yukarı koyduğum Zavazingo bu arkadaş, ne bunun adı? Adını da unutuyorum ya. Sürekli S Plus diyerek bakıyorum. Şu Hatcher. Tamam, neyse. Hatcher'in çalışması için gereken şey şuymuş. Süper gübre olarak geçiyor bizde. İngilizcesi re-fertilizer.
Normal fertilizer değil bu, değil. Tekrar büyütme işte gübresi neyse. Sonuç olarak bunu çalıştırdım. Yine de bir şey yaratamadım. Bilmiyorum niye ben bunu çalıştıramadım. Sonuç olarak şey ekledim. Nerede o? 15 levelde geliyor. Daha 15 nerede? Heh. 15 levelde geliyor. Jones Egg and Poop diye mod vardı. Zaten ben eskiden beri kullanıyordum bunu. Gübre falan topluyor. Thatch and Fertilize. İçine thatch atıyorsun herhalde. Yoktu be. Yüzdüz kolaktır. Power on to the auto scent. Poop and thatch and collector fertilize from all compost bins in range. Aha. Ha, şu large binlere herhalde şeyleri atıyor. Neyse şu an gerekli değil. Bizi şu an gerekli olan bu arkadaş. Buna da güç gerekiyor. Şimdi hallettim gibi gibi, dur şunun içindeki yağlardan alayım ya. Sen bir dur abi, dur tam ver ona. Tahmin ediyorum yeterli olacak. Açıl tutam açıl. Şeyi buraya koyacağız. Mecburen. Ne oldu lan, çömdüm. Ha. Çok da alakasız yani. Neyse koy şimdilik, böyle bir şey olmaz ya. Şunu koyuyor musun şu anda? Tahmin ediyorum koyuyor oraya. Galiba ucuna da onu koydu. Emin değilim. Çalıştığım zaman anlarız. Hay. Bunun içi açılmıyor. Bunun üzerine direkt yumurtayı atıyorduk. Değil mi? Soğuk. Tamam biliyorum. Kuluçkala. Oğlum nasıl hızlandırdım lan ben seni. Bana et lazım. Et lazım. Ya. Köpek gibi hızlandım. 5 katı mı ne yaptım ya? Yanlış olmasın da. 5 katı mı yaptım? 8 katı mı yaptım? Oo, bir dakika. Asıl sıkıntı şey. Benden süt ister. Bir tane süt yapma zavazingomuz vardı bizim. O nasıl çalışıyor hiçbir fikrim yok. Milk. Öyle değil. Milk. Oğlum bir tane milkli bir modum var benim. Yüklemedim ben onu. Onu eklemedim deme ya. Abartısı var, 45 dakikada falan uğraşıyorum ha. Yani video girişle şu an arasında 45 dakika var. Her yeri sürekli zorlamasın diye videoyu durdurdum, tekrardan başlattım, sonra onları birleştireceğim falan. Benim bir tane süt modum olacak kısacası. Allah bilir nerede. Galiba eklemedim. Oğlum sütüm yok. O arada çıkma da sen. Göremiyorum süt müt. Bilmiyorum, belki yüksek levelde geliyordur umuduyla bakıyorum ama iş öyle değil galiba. Hala yok. Yok. Kaçtasın abi? Ah, ben işimi garanti alayım. Ah, keşke bu işe bugün girmeyeydim ya. Sütü de mecbur kodla çıkarttım. Yapacak bir şey yok, ne yapayım? Olay neymiş bunda biliyor musun? Buzdolabı. Ama tabi efsane bir buzdolabı. Mesela şöyle göstereyim. Çürümesine bak şimdi. 10 saniye var. Çıt atıyorsun. 10 saniye ne kadar kalıyor? 17, 18 dakika. Yuh. 18'de 60 içer kaç kat olduğunu hesabını yap işte. Yani nereden baksan 1000 kat falan süre ekliyor. Hemen hemen. 1000 katı. Olay o yani. Yani herhangi bir süt falan yapımı yok. Anlaşılan sütü bir şekilde doğadan bulacaksın ki ben daha o kadar haritayı bilmiyorum. Şu ana kadar sadece bir ejderha gördüm. Niyet ettik ya bugün buna bir sefer. Yoksa yapılacak iş değildi benimki bugün. Neyse. Şunu bir bekleyeyim bakayım. Çıktığı zaman... O süt yetmez, yenisini çıkartırım. Ne fark eder ya. Başladık bir kere. Sıçtık içine. Sağlık olsun. Ejderhaya bakacağız abi. Sözde ben bu yumurtayı buraya atıp... Griffin'in bir iki bir şeyini deneyecektim. Mesela dalış olayından bahsettiler. Deli gibi dalışı varmış. Korkuyorum şimdi bundan uzaklaşmaya. Neyse bu bir çıksın, ondan sonra bakalım. Griffin'e has asıl olayı dalışmış. Ben onu bir kere görmüştüm, doğru. İlk çıktığında unuttum, aklımda kalmadı ki. Sözde roket gibi aşağı dalıyormuş. Daldıktan sonra ne yapıyor emin değilim. Hızlanıyor. Belli bir süre hızı gidiyor, sonradan yavaşlıyor. O şeyin... Hani hayvanlara hız olayını bir şekilde onunla yumuşatıyorlar. Geyi falan dönmüştü hatta, doğru. Ben unuttum onu tamamen ya. Neyse şu çıksın da bir. Ondan sonra hallederiz.
Umuyorum burada bağlanmazsın ama ya. Yani bir yerden de böyle bir temelin bir şeyin üstünde yapasın da yok bunları. Yani temelin üstünde belki de çatının üstünde yapmak biraz saçma oluyor. İçeri düşebilir. İçeri düşerse ben hayvanı çıkartamam. Yıkarım ne olacak zaten. Çakma bir gemim var. Karaya oturmuş gemiye benziyor harbiden şaka maka ha. Mekan tam karaya oturmuş gemi. Başka bir şey değil. %28. Saniyede ne kadar gidiyor? Hemen hemen 4 saniyede %1 gidiyor. Şuna bakma şansın var mı o kadar zamanda? Şöyle hızlıca bir bakalım. Şimdi dimdik yukarı gidiyor. Tamam. Dimdik aşağı. Anlaşıldı tamam. Ona daha iyi bakarım. Oğlum hayvan çıkacak çabuk. Benim makine ona dayanır mı orası tartışılır tabii. Harbiden tartışılır. Hiç o kadar. Şunla bakılıyor mu lan? Sıraya bakalım. Kapıların otomatikliğini yarı otomatik yaptım. Kapıyı ben açıyorum. Kendi kapanıyor. %7. Hızlı dalışı o güzel de benim makineye ne kadar güzel olur onu bilmiyorum. Çıktığı gibi sütü dayayacağız. 3 yok 3 2 1 0 imprint kabul et çantasını aç sütü bas. Aa, 5'ini birden aldı lan. 5 mi alıyordu o? Hatırlamıyorum. Bir 5 daha verelim. Bir 5 daha aldı. %1,1 olgunlaşması. Yemiyor sanki. Çıkar çıkmaz aç olması gerekmiyor mu bunun? Normal et de atayım da ben ona bir. Yok tamam. Oğlum bu ne hayvan dipsiz kuyu gibi. Allah Allah. Ya da abi şöyle dağıtayım o zaman. Hani farkındayım çok bir ağırlığı yok bunların ama başta da bu kadar olmuyor ki bunlarda da bir ağırlık bile olmuyor ya. Oha. O ne lan? Oğlum. Hayır. Yetiştim mi ya? Hayır diye bağırdıktan sonra oyundan çıktım. Hızımı yavaşlattım. Hızımı yavaşlattım. Abi ilgilenme istemesi hala eşek kadar süresi var. Onu ben ayrı şeyden mi ilgilenme olayı patladı galiba ya. Onu ayrı kodlardan yapmam lazım. Oyunun kendi içinde girişinde ayarlar var. Yukarıda gelişmiş falan. Gelişmişten ilgilenme süresini kısalt uzat var. İlgilenme aralığını kısalt uzat var. Ben bir üstünde biraz daha kurcalayayım bunu. Zaten büyümüyor. Merak ettim hangisi nasıl çalışıyor. Bebeğin ilgilenme süresi, bebeğin ilgilenme süre aralığı, her şeyi değiştirdim, hiçbiri bir işe yaramadı. Tahmin ediyorum ki bunun hızını da deli gibi arttırdım bu arada. Ça ça çat diye bir yürü de bekliyordum ama işte öyle olmadı. 8-2, 8-4, 8-6. Yiyor musun peki yemeği bu arada? Sıfır abi, hiçbir şey diyor hayvanım. Tamam, etler de senin olsun. Sen zaten sütü içemeden. Ya boşu boşuna mıydı bütün action? Şimdi ben o kadar jeneratörüydü, dolabıydı. Yani ben bu hayvanla tutup bir karlı yere çıkıp yere atsam 2 dakikada can. Neyse bir şey demiyorum. Gel buraya ya. Vallahi billahi. Her şey boşaymış. Her şey. O zaman teknik olarak kodda çıkarttığım hiçbir şeyin bir önemi yok. Kendi moralimi düzeltiyorum. Şimdi şu arkadaşın hızına bakacağım. Ne kadar hızlı ve aşağı inmeden galiba hızını da koruyor. Hatta yere indikten sonra bile bir miktar koruyormuş. Ama tabii o kasmayla ben biraz onu zor yaparım ya. Çık bakalım nereye kadar çıkıyoruz. Olayı bu ha. Yeter bence bu kadar be. Tahmin ediyorum daha fazla uzun süre gidersem benim makine sıçacak. Şimdi şöyle aşağı baktığım zaman Shift'e falan basmıyorum şu anda. Shift'e bastığım zaman şöyle düzeltelim diyelim.
Bir miktar. Tabii. Bir miktar gidiyoruz. Hoş ama unutmayın. Şu an bende klasik flyer var. Hayvanın kendi hızına da vermiş durumdayım. Belki onun yüzünden... Aşağı iniş hızında bir fark yaratacağını sanmıyorum da. Hani o kendinden neyse odur. Ananı avradın, staminası bitti hayvanın. Kayamıyor. Yalnız uçuyor hala. Sabit dur bakayım bir. Yok, stamina yenileme diye bir şey yok. Zorla et yedirsek falan yedirebiliyor muyuz bunu şu anda? Yaptı yaramı. Bozduk yalan hayvanı. Vallahi 2 saniyede bozduk hayvanı. Ne güzel süzüleceydim. Yani bahsetmediğim bir özelliği vardı kısacası. Hayvanın ekstra özelliği ama işte klasik flyer olmadığını düşünün. Bütün hayvanların kanı gibi yavaş olduğunu düşünün. O zaman bununla üşenmeyip çok yukarılara çıkarsan diyor, süzüldüğü zaman ekstra bir miktar daha o hızda gidiyorsun diyor. Olay o. Tutması dersen hala çok az bir şey tutuyor yani. Pek bir halta yaramıyor. Bayağı pitara kadar tutuyor. Yani hiç sıfır modla oynayanlara ekstra bir özellik katar. Hasar olarak sağlam diyorlar da bendeki mi bozuk anlamadım. Bayağı vurmuyor hayvan yani, ki benim ekstrası da var yani şu. Ama fiziksel hasarı biraz da vereyim bari. Yani ekstra bufflı benimkilerin statları, ona rağmen damage'leri az. Hadi oğlum gidebilirsin. Ha gayret. Başaracaksın. Var ya, hayvan büyüdü. Şu an benim hayvan evdeki büyüdü. Ama imprinti yalan oldu tabii. Geçmiş olsun. Hiç ekstra bir şey alamayacağım ondan. 170 levelde cukup oturmuştu, bulmuştum. Araki 170 bulasın. Biliyorsun Wyvern'lar hani standartın biraz yükseğinde oluyor ya. Archetype sandırıyor biraz. Normalde bu haritada en fazla 150 levele kadar standart bu. Ben ekstra herhangi bir şey ayrıyla oynamadım onu. Ama Wyvern'lar 170 oluyor. Belki bunlar da oluyordur. Görmedim. Oldu lan. Kendi kendine kondu. Oha. Oy, sen beni takip ediyorsun. Lan şapşik. Bırak takibi makibi. İyi var. U hala çalışıyor. Güzel. Oo, senin dolaşman açık. Bir dakika. Doğrusunu mu tuttun ha? O ne lan? Dinozor grupları, hasat ayarları, seçenekler, davranış, tutum, hedefleme, takip, disable ally looking, grup ışıkları, özel saldırı, dolaşmayı kapat. Bayağı bir şey getirmişler. Neyse, bunun büyümesi ne kadar hızlı da olsa illaki bir miktar alıyor. Büyüsün bakalım, bir de bununla dolaşalım. Tabii ben buna level kasarım. Dönmeleri hala çok büyük sıkıntılı değil. Sanki kanı gibiydi, dönmüyorlardı beni. Bayağı uyuz ediyorlardı. Muhtemelen sürekli olarak bunu kullanacağım diye tahmin ediyorum ama bilmiyorum hasarı falan ne olacak. Şu anda baktığın zaman Argentavis falan çok daha rahat. Tamam, bu çok daha şekil falan da yani. Dönmez beni uyuz ederse, yere konmakta sürekli sıkıntı yaşarsam buna da uğraşılmaz. Neyse, büyüsün bakalım. Çocuğumuz sonunda büyüdü. Bu E'ye basılı tutma olayını çok iyi getirmişler. Clicker falan kullanıyorduk da bu et yedirmek için. Hızlı büyüdüğü için haliyle health dolmadı o arada. 5 dakikadır basıyorum. 2 küsür de health'i, 5 küsür de daha yeni getirdim. İlk büyüdüğünde 9000 civarı health'i vardı. Tek stat'taki benim stat'lar 2 kat veriyor. 12k mı ne verdi? 12800. Yani toplamda 3 kat falan ekledi. Standart tahmin edin 1000 küsür falan. Ama problem hareket hızında. Hareket hızı veremiyoruz. Classic Flyer anlaşılan buna iş dönmüyor. Bilmiyorum bunun için ayrı mod bir şey var mı? Ama hızı fena değil gibi. Şöyle ufak bir tur attım. İdare eder. Aslında enerji vermem lazım. Enerji çok az geliyor. Hiçbir Classic Flyer hiç işlemiyor ya buna. Şimdi damage'ine... 263 bayağı. Sakin ol oğlum, ben yedim onu ya. Tozu dumana katma. Bayağı şekil yapmışlar bu ekran ama ya. Görüntüsü bayağı hoşuma gitti. Aha, sen ne yapıyorsun lan oradan? Çakal. Ninja tipe bak. Oraya dönebilirsem. Dönebiliyorsam. Frene bas. Sağ tuşu da. Aha. Buradan vuruyor lan.
vuruyor. 65'lik diyor. Bir seferde de 5 defa falan vuruyor galiba. Anlarız şimdi ama deli gibi de enerjisini yiyor abi. Statlar kötü olduğu için of. Şimdi buna verilen... Yani tek buna stat arttırma gibi bir olay bilmiyorum. Enerjide stat başına gelen statı arttırabilirim. Ama bu sefer diğerlerinin enerjileri abuk sabuk şeyler olur. Mecbur abanacağız ona. İlk başta en azından. Aa yok be 5 defa. 8 defa falan vuruyor. Bakayım Better Beacon. Verecek misin bir şey bana? Çok Better. Valla Better lan. Her barut basıp basıp duruyor. Doldurursam fena olmaz. O ne? Şurada bir şey... Taşmış. Anlamadım ya. Böyle bir parlıyor ki. Suların, kayalıkların içinden su bölümlerine girişler de varmış anlaşılan. Bilmiyorum. Mesela burası da aslında fena değil ya. Şimdi su canlısı mecbur alacağım inci gerekiyor diye. Dışarıda anlıyor mu? Onlara bakıyordum da yakınımda var mı? Şuralar mesela ilginç duruyor. Buralara inip yüzmem gerekiyor. Şu aşağılara doğru iniliyor olabilir. Neyse bir miktar bir tur atayım bakayım. Arkadaşın zaten şeyi bayağı hızlı geliyor. Şimdi enerjiyi hemen hemen 2K'ya kadar çıkartırım herhalde. Ondan sonra full fiziksel hasara veririm tahmin ediyorum. Ekstra bir ağırlığa ver, bir şeye vermemize gerek yok. Şimdi son tuşu normal ısırma. Sağ tuş. Nefes yutun onu anladık. C'si var mı? İyi bir tuş var mı bunda? O iyi olur ha. Yavaş diğer taraftan omuzumu alabiliyorum. Ama işte. Sürekli olarak unutuyorum omuzumu aldığımı. Fiyomi'yi tutuyor. Ama tutarken tabii hiçbir zarar veremiyorsun. Şimdi başka ne tutuyor? Trike tutmuyordu değil mi Trike? Anlarız şimdi. Hop. Kulak Trike. Bayağı o zaman şey kadar tutuyor bu ya. Ankilo'yu da tutar tahmin ediyorum. He kayaymış. At bunu. Trike tuttuğuna göre Ankilo'yu da tutar. Hemen hemen Quest'le aynı boyutlarda tutabiliyor. Güzel. Dolaşalım bakalım. Yalnız bununla birlikte ekstra bir kasma oldu sanki. Hı-hı. Maalesef. Maalesef. Isırması 200 vuruyor. Şey 61 vuruyor ama 61'den 7-8 tane vurduğunu düşünürsek her türlü nefes daha iyi. Ama işte deli gibi enerji yiyor. Bakalım sen enerji kalmadı bile. Gel lan buraya ısıtıracağım. Şimdi şöyle bir bakalım ya. Hemen hemen elektrikle aynı ya. Poison'da da buna benzer şeyler vardı da. Yanlış hatırlamıyorsam tabii işte. O kadar da hatırlamıyorum ki. Bayağı bir elektriğe benzettim. Üfledim. Yandın mı lan? Dondun mu daha doğrusu? 1500'den bir kasını mı aldım şimdi ben orada onu? Oha o kadar vurdun mu be? 97 mi? Fiziksel sana vermedim ki az önce 60 vuruyordu. İlginç oldu. Tamam ben bir miktar kasayım ya. Yere inerim muhtemelen. Üfler üfler dururum. Şunu da deneyeyim. Evet. Aynen. Onu da tutuyor. Yine iner. Yere inerim. Yiyeyim alayım ya. Yalnız özellik olarak modlardan alışkanlık ya. Şey bekliyordum böyle soğuk alana geldiğimde. Sokağına geldiğimde üstüne bindiğimde böyle soğuğa karşı ekstra bir buff. Ne alakaysa modlarda oluyor diyorum. Normal artta ilk defa görüyorum zaten Frost. İlk defa geçiyor. 2K yaptım enerjiyi. Fiziksel hasara vermeye başladım. Artı şunu da unuttum mesela. Yerdeyken C yani tutma tuşuna bastığı zaman da kanatlarını savuruyor. Slow'u da bir veriyorsun. Gideceğim de o zaten. Üflüyorsun itiyorsun abi hiçbir şey yapamıyorlar. Şey yok garibanların. Tam taktiksel hareketler bunlar. Enerjim bitti. Ya enerjiyi birazdan mı götürsem ya? Ya fiziksel hasar bir kay yapayım ondan sonra tekrar enerjiye ben yöneleyim. Enerji
Sinir bozar çünkü. Gene lan buraya. Bırakın penguenleri. Hayır, geçti. Penguenleri bırak dedim ben. Ha, yemedim lan. İyi bari. 900 küsür. Ne oldu şimdi? Tamam oğlum, tamam. Sevin. Aferin sana. Isırması 500 oldu. Vallahi şu pozisyonda çünkü klasik flyer sağ olsun. Vay, düşündü. Diğerlerinin hasar yok. Yani ejderhaya göre, Ivern'ına göre daha iyi olması biraz kötü oldu. Maalesef mod işte. Mod biraz oyunu burada. Yönüyle. Benim bakayım. Bir kağıt tamamız. Bak bak, muhabbete bak şimdi. Sevinecek. Yüzle. Gelmeye mi çalışıyorsun? Bakın dayanamıyorlar ki, biraz daha dayansa. Az önce şeylerle oynuyordum öyle. Ankilolarla. 3 tane yan yanaydı. Bu ne lan? Oo, ayı. Merhaba. Ver abi ver. Biraz daha enerjiye ver. Girebilir miyim içeri? Şuraya biraz da inci koysalar ne kadar güzel olurmuş. Aşağı gidiyor direkt. Direkt aşağı. Bana mı gelecek? Şeye takıldım. Yalnız itme, agro almıyor. Bakar mısın muhabbete bak. İtiyorum hayvanlara, hiç hasar vermiyor, agro da alıyor. Sildi be. Oha. Lan neye göre bu kadar farklı duruyorsun ya? 800 niye vurdun? Enerjiye biraz daha. Evet, bir şey yok. Nereye kadar bu şekilde kasabilirim onu da bilmiyorum. Bir süre sonra artık iyice yavaş gelmeye başlıyor ya. Çok ağırlık yapmaya başladı bir şeyler. Neler? Et at biraz ya. Kafalığı da değiştirdim. Dün çıkartmıştım ki kadar etmemiştim bana. Bas görmedim. Oo, dışarıdan çıkıyorlar. Aa, tiplere bak nasıl vuruyorlar. Ha, buna şey yapacaktım bak. Abi? Ha, şu muhabbet. Kaç mı? Kaç da verdin ona? 25 tane. Tamam, bahsettikleri hayvan bu. Ben oynarken gelmemişti o da. 1500 yeterli ya. Ağırlığı en fazla da bu yapıyor ya. Uff, atasım yok hiç onu. At abi, ettir at. Şeyden yesin. Ben eve doğru götüreyim bunu. Valla ejderhamız fena değil. Dönmesi sıkıntı. Damage idare eder ama klasik flyer işlemediği için hızı çok yavaş kalıyor. Şu an ben shift ile gidiyorum bak. Normal hızı bu. Bir miktar ağırım. Diyeceğim de yok canım, o kadar ağırlıklı bir şey yapacağını sanmıyorum ya. Hızı bu. Maalesef ne kadar kullanılır hiç pratik değil yani şeye göre, özellikle Gitara'ya göre. Hoş Argentavis'ın da hızı fena değil ya artık. Onların yanında bayağı yavaş, bununla pek dolaşılmaz. Ki onların hasarı hemen hemen bununla, hatta fazla bile. Bir tara bir dönüşte 1.5k falan vuruyor ya. Normal vuruşu 500, tamam bunun normal vuruşu biraz daha yukarıda da. Ara fark için gerek yok yani. Frost Wyvern'ı da görmüş oldum ya. Bunu da almadık demeyiz. Ama klasik flyersız bir şey, hiçbir şekilde oynayamam. Felaket darlar. Dolaşamazsın abi artık. Özellikle yeni harita gelmiş. Ben tamamını dolaşacağım. Mağaralara falan gideceğim. Klasik flyersız olmaz o iş. Klasik flyer'ı koyunca hit statı oynamaman lazım. Hit statı oynamasan bu sefer bunlar falan iyice çok olur. Yani baya baya zor olur. Tek başıma dolaşmak zor olur en azından. Hani grup oyunu olduğunu düşünürsek tek başına dolaşabilmen için illa statlarla oynaman lazım. Neyse, sonuç bu. Ejderhamız. Mutluyuz. 170 level. Imprint yapamadık ama onun için ekstra bir ayar yapmam lazım. Ondan önce başka hayvanda falan denemem lazım. Neyse, sağlık olsun. Hayırdır oğlum, sen buradan ne yapıyorsun? İyi, uçmadı bu. Hoppa.
Evet, bugün de bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.